Altın Skor Spor haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce ligimize yabancı hakemler gelmeli mi? İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın İspanyol oyuncusu Juan Mata sezon sonunda kontratının bitimiyle birlikte takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol Yıldız'ın yeni durağının ise İtalya olabileceği aktarılmakta. İspanyol Yıldız ile İtalya Serie A'nın önemli ekipleri Juventus, Inter ve Roma ilgileniyor. Kariyerinin kalan kulübü için henüz bir karar vermemiş olan Mata'nın ise oynama imkanı bulabileceği bir kulüp olmasının önem taşıdığı aktarılmakta. Wijnaldum Barcelona ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sezon sonunda Liverpool'e sözleşmesi bitecek olan Wijnaldum'un çocukluğundan beri Barcelona forması giymek istediği ve vatandaşı Ronald Koeman'ın yönetimindeki Katalan ekibine transferinin %95 bitme noktasına geldiğini ifade etti. Leicester City'de son derece başarılı bir sezon geçiren Tielemans için Inter devreye girdi. İtalyan ekibi 40 milyon euro karşılığında Belçikalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Inter teknik direktörü Antonio Conte'nin de transferi özellikle istediği ve Avrupa'nın diğer devlerinden önce transferin bitmesini talep ettiği aktarılıyor. 39 yaşında olmasına rağmen bu sezon Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İbrahimovic, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takımı bırakmıştı. 116 maçta attığı 62 golle İsveç milli takımının en skoreri unvanını elinde tutan İbrahimovic, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri karşılaşmaları ve Estonya ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi. Vitor Hugo'nun yokluğunda yine çok iyi bir performans ortaya koyan Hosseini için Yunanistan kulüpleri devrede. Sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan İranlı stoper için Olympiakos'un ardından AEK'te nabız yokluyor. 24 yaşındaki başarılı savunmacı ile kontrat yenilemek için Bordo Mavili yönetim görüşmelerini sürdürürken teknik direktör Abdullah Avcı da mutlaka takımda kalmasını istiyor. Bordo Mavili ekip Hollanda Ligi'ni attığı gollerle sallayan Venon'un forveti Georgios Giacomakis ile yakından ilgileniyor. 26 yaşındaki Georgios Giacomakis bu sezon 23 lig maçında 23 gol atarak kariyer rekoru kırdı. Yunan forveti uzunca bir süredir takip eden Scout ekibinin de oyuncunun performansından memnun kaldığı öğrenildi. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i uzatmada 3-2 yendi ve finale kaldı. Beşiktaş böylece 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Beşiktaş en son 2010-2011 sezonunda kupada finale kalmıştı. Transferine geçmiş sakatlıkları nedeniyle kuşkuyla bakılan Abu Bakar herkesi utandırdı. Kamerunlu golcü 30 maç şartını yerine getirirse sözleşmesi otomatikman 1 yıl daha uzayacak. Bedelsiz geldiği Beşiktaş ile 1 milyon euro garanti ve maç başına 17.500 euroya imza atan golcü bugün itibariyle maç başından 455.000 euro kazandı. Abu Bakar sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılmak isterse 11 milyon euro bonservis bedeli getirmek zorunda. Yani çıkış maddesi 11 milyon euro. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak kritik derbinin iddia oranları belli oldu. Ev sahibi Beşiktaş galibiyet oranı 1.85 olarak belirlendi. Konuk ekibi Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.80 oran verildi. Beraberlik için verilen oran ise 3.10 olarak gösterildi. Peki sizce hafta sonu oynanacak muhteşem derbiyi hangi takım kazanır? Galatasaray'da yeni sezon için Belhanda'nın yerine oyun kurucu arayışları başladı. Sarı Kırmızılıların listesine giren ilk ismin Mijo Kaktaş olduğu iddia edildi. Hırvat basınına göre Galatasaray, Hajduk Split'le sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcuya teklif yaptı. Bu sezon 17 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Kaktas'ın İstanbul'a gelmeye çok sıcak baktığı da belirtildi. Galatasaray takımda uzun süre forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini düzenlediği imza töreniyle 2024 yılına kadar uzattı. Galatasaray Muslera'ya önümüzdeki 3 sezonda yıllık 2.5 milyon euro ödeyeceğini kafa bildirdi. Muslera evinde olduğunu ve sözleşme için bir an bile aklında soru işareti olmadığını söyledi. Tecrübeli eldiven tekliflerin geldiğini ancak bir an bile düşünmeden Galatasaray'la sözleşme uzatma kararını aldığını belirtti. Yönetimle sorunlar yaşayan Belhanda gidince Galatasaray'daki 10 numara forma yıllar sonra boşa çıktı.
Efsane formayı Schneider'den teslim alan Faslı futbolcu tam bir hayal kırıklığı yarattı. Yeni sezonda 10 numarayı kimin sırtına geçireceği merak konusu. Olası yeni transferi baskıya sokmak istemeyen sarı kırmızılı kulüpte 10 numara için en güçlü aday Mustafa Muhammed. Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarın kalbine giren ve şu an 31 numaralı formayla boy gösteren Mısırlı oyuncu yeni sezonda onu giyebilir. Ligdeki son Kayserispor deplasmanına götürülmeyen Olcan Çağlayan, Rizespor sınavıyla birlikte kadroya dönmeye hazırlanıyor. Genç futbolcunun Fatih Terim'le problem yaşadığı yönündeki iddiaları yalanlanırken, ayrılık döneminde kendisine ciddi sıkıntılar yaşatan eski kulübüne karşı Olcan'ın özel olarak hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray forvet hattına sezon sonunda Divin Jagli'yi eklemek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için bir an önce anlaşma sağlanması isteniyor. 31 yaşındaki tecrübeli forvet bu sezon Premier Lig'de 11 maçta şans bulabilirken bir gol atabildi. Sarı lacivertli yönetim dün yapılan değerlendirmede teknik direktör Bulut ile devam kararı aldı. Ancak derbiden beklenen tek sonuç galibiyet. Beraberlik halinde gelecek sezon hazırlıklarına başlanabilir. Çıkan haberlere göre 2006'dan bu yana Almanya milli takımını çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde Euro 2020 sonrası görevi bırakacağını açıklayan 61 yaşındaki teknik adama Sarı Lacivertli yönetimin teklif götürdüğü iddia edildi. 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'nin hocalığını yapan Löw'ün Mesut Özil'in de kadroda olması sebebiyle bu öneriye sıcak baktığı ancak düşünmek için süre istediği belirtildi. Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada bir hakemin kendisine Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapmayacaklar söylediğini iddiasını tekrarlayarak hangi hakemin bunu söylediğine ilişkin ipuçları verdi. Ahmet Çakar açıklamasında kendisine bu sözleri söyleyen hakemin Süper Lig'de faal olarak hakemlik yapan bir isim olduğunu söyledi. Ünlü yorumcu ayrıca bana işkence yapılsa, savcılar çağırsa, falakaya yatırılsam bile ben bu hakemi satmam diye konuştu. Tam 6 yıldır ne Süper Lig ne de Ziraat Türkiye Kupası kaldırabilen Fenerbahçe bu sezonu da boş geçmek üzere. Son 3 sezonda alınan 52 futbolcunun sadece bonservis ve kira bedeli 65 milyon euro. Kulüp açıklamamakla birlikte 52 futbolcuya toplam 150 milyon euro civarında para ödenecek. Halen 4.7 milyar TL olan kulübün borcu başarısızlıkla biten her sezon daha da artacak. Lacivertlerde Dimitris Pelkas belirsizliği devam ediyor. Sezon başından beri mevki kargaşası yaşayan Yunan Yıldız merkez orta sahaya geldiğinde takım başarılı oluyor. Sol kanatta kaldığında kayıplar hemen başlıyor. Konuyla ilgili Yunan basını da Erol Bulut'a tepki gösterdi. Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Dün MR'ı çekilen milli sağ bekin diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve ortadaki kemikte ödem tespit edildiği açıklandı. Pazar günü Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacak olan 36 yaşındaki Gökhan'ın sahalara dönüşünün en az 3 haftayı bulabileceği öğrenildi.